I'm looking forward for an exciting match tomorrow. I'm new in Turkish handball, and I think we have been doing well in the preparation. But of course, I think it's like every training before the first match of the season. You really don't know how good it is compared to the opponent you're about to meet. And I know that Konyaspor, they have a strong team, so we expect a difficult match. We also believe that we are able to win, and that is our aim for tomorrow. But the Turkish league, I think there are a couple of teams in the top who has a high level, and then overall in the Turkish league, I think there is there's a bigger gap from the top to the bottom teams than I've been used to. The top teams are very good, and I will be surprised if we see top teams lose against the teams from the bottom. In Denmark, where I come from, just a few days ago, Esbjerg, who is the team expected to become champion, they lost with one goal against Ajax, who are expected to be relegated. And there are no easy matches, so every match is a really tough fight to win. And I think there will be a bigger difference here in the Turkish league. But for sure, the top teams, they are good and they are close together, I think. Süper Kupa için 15 Temmuz'da açtığımız sezonu bugün son 2 haftadır takım olarak ve bireysel performanslara ulaştığımızı düşünüyorum. Ve yarınki maça da hazır olarak bugün buraya son antrenmanımızı yapmaya geldik ve yarın da elimizden gelenin en iyisini yapıp sezonun ilk maçına, tabii ki ilk maçın stresi de olacaktır her iki takımda da. Konyaaltı da çok iyi bir takım ve onlarla Süper Kupa maçını yapıp buradan tabii kupayla ayrılmak istiyoruz. İyi olan kazansın diyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Herkese merhaba. Öncelikle meslektaşıma Türkiye'ye hoş geldin diyorum. Kastamonu Belediyesi tabii ki ülkemizde handball adına çok önemli işler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de inşallah ülkemizi gururla temsil edecek. Çok saygı duyduğumuz bir rakip. Konyaaltı Belediyesi'ne geldiğimiz zamansa Konyaaltı Belediyesi 3. sezonunda Süper Kupa'yla başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor açıkçası. Maçı oynamanın mutluluğuyla başlıyoruz ama Konyaaltı Belediyesi'nde sadece sportif performans hedef değil. Konyaaltı Belediyesi olarak Türk handbolünde birçok şeyi çok daha iyi yapmak istiyoruz. Tesisiyle, altyapısıyla, pilot takımıyla, teknik idari kadrosuyla mümkün olduğu kadar ülkemiz şartlarında en profesyonel şekilde handbolü yaşatmaya çalışıyoruz. Elbette ki Konyaaltı Belediyesi olarak başkanımıza takım olarak kupayı hediye etmek istiyoruz. Konyaaltı Belediyesi ilk olacak böyle bir şeyi başarabilirsek. Tabii ki bütün gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız. Şahsen de benim 3 kez bu kupayı kazandım. İnşallah 4.'sünü de kazanırım. Ayrıca Serpil Yasemin yan yana olmaktan çok mutluyum. Serpil'le Yasemin'le bu kupayı farklı formalarla defalarca kazandık. Onlarla burada olmak da ayrı bir keyif. Güzel bir maç olur. İnşallah kazanan Türk kadın handbolu olsun. İyi bir maç diliyorum herkese. Bütün handbol severleri de sahada görmek istiyoruz. Öncelikle merhaba herkese. Bu sene yeni transfer olduğum bir takımda hedefleri çok yüksek olan bir kulüpte oynadığım için çok mutluyum. İlk defa Süper Kupa oynayacak bir kulüp ve daha önce Süper Kupa kazandığım bir antrenöre sahibim. Onunla yeniden Süper Kupa'yı kazanmak istiyorum. Ortada olan bir maç, şu anda kime sorarsanız sorun, kaç tane anket yaparsanız yapın, kimse kazananın kim olacağını söyleyemez. O yüzden bütün taraftarları, Ankara'da olanları, olmayanları yarın saat 18.30'da bu maçı seyretmeye davet ediyorum.